Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Şimşek Hızı'na slow base anlatacağım. Orada tabii minik bir espri var. İşte slow base'in logosu Şimşek. İşte hızlı uygulamış kılıyor vesaire böyle. Kendimce ufak şakalar yaptım. Çok komik olmasa da. Genel hatlarıyla slow base'den bahsedeceğim. Slow base'in arayüzünü göstereceğim. Core feature'larından bahsedeceğim. Neden slow base kullanmalıyız ve bence kullanmamak için hiçbir sebep yok ve bunu kendimce size ispatlamaya çalışacağım aslında. Bugün hep beraber dışarıya Solis fanları olarak çıkmayı düşünüyoruz. Ve siz de atıyorum gittiğiniz yerlerde de işte ya Solis çok güzel ben kullandım demenizi istiyorum. Çünkü anlatmanın sebebi de aslında baktığınız zaman ben böyle düşünüyorum. Bu yüzden sunumun konusunda bunu seçtim. Ufakça kendimden bahsedeyim. Adım Yavuz Yasıntaş. Şu anda Yapı Kredi Teknoloji'de işte Senior Software Engineer olarak çalışıyorum. İşte sektörde bir 6 yıllık bir tecrübem var. Daha önce işte Borus Otomotiv'de, Boyner'de, Collins'te ve Yemek Sepeti'nde görev aldım. Hep full stack developer olarak. Bu son yolculuğumda aslında Yapı Kredi Teknoloji'de çoğu zaman frontend yazıyorum, React yazıyorum. Fujitsu developer'da olsam da son zamanlarımda artık böyle frontend'e doğru istemsizce evrilmeye başladım. Bulunduğum yerden mutluyum ama backend'e de olmak istemiyorum. Böyle öyle kısaca bir kendimden info vereyim. Sorularınızı bana şahsi sorularınız olursa altta mail adresim var. mailyavuzyasutaş@gmail.com veya Twitter üzerinden de DM atabilirsiniz. Aslında kendi söylediğimde şöyle. Ben ilk başta... Okey. Ben JavaScript teknolojilerine Angular'la başladım. O dünyaya öyle bir giriş yaptıktan sonra aslında front-end'de bunun kolaylığını görmüş oldum. Ne kadar da full stack developer olursam olayım, bir proje yaptığım zaman, özellikle bir stack proje yaptığım zaman backend yazmak istemiyorum. Yani mümkün olunca az backend yazayım, kullanıcıya dokunabildiğim yerler ne kadar fazla olursa onları kodlayayım. Ve müşterinin içine bakıldığı zaman arka planda nasıl bir backend teknolojisi kullandığınızı çok fazla umursamıyor eğer bir freelance iş yapıyorsanız. Bu demek değil ki bunlar kurumsal işlerde kullanılamaz, kullanılabilir. Güzel tasarlandıktan sonra işte birden fazla projeyi de artık yeni gelen Scrubless Feature ile beraber tek bir yerden manage edip onları da aslında böyle bir farklı Scrubless projelerini bir farklı mikroservislere çevirme şeklinde de kullanabiliriz. Ve Scrubless'in bize sağlamış olduğu faydalardan doğru. Kısaca şeylerden bahsedeyim. Scrubbase nedir? Scrubbase birçoğunuz biliyorsunuzdur. Scrubbase kullananlar var mı içinizde şu anda? Evet, 1, 2, 3, tamam. Bundan sonra hepinizi böyle artık el kaldıracak şekilde getirtmeye çalışacağım amacım o. Scrubbase aslında Firebase'i birçoğunuz biliyordur. Onun open source alternatifi. Bu ne demek oluyor? Şu anda Scrubbase'in kodlarını biz GitHub'da Scrubbase'in kendi repositorisinde her şekilde görebiliyoruz. Scrubbase'in kendi kullandığı open source projeler de var. Bir iki tane open source projeyi bir araya getirdi. Onu mimar kısmında bahsedeceğim mimari kısmında. Onun dışında kendi yazdığı feature'ları da var. Aslında bunların hepsini bir araya getirip yine bir open source proje oluşturup bunun üzerinde gerçekten çok cömert bir şekilde free tier desteği sağlayıp ondan sonra pay as you go şeklinde ilerleyen ve cloud'da AWS üzerine çalışan bir sistem aslında. Build'in içerisine gelen authentication desteği var. Kendi arka planda relational database olarak PostgreSQL kullanıyor ve PostgreSQL'e full access'iniz var. Yani database'in connection string'i ve full etmiş şeklinde istediğiniz gibi veri tabanını yönetebiliyorsunuz. Scrubbase kullanmasanız bile diyelim ki PostgreSQL ihtiyacınız oldu. Sadece bir account açıp Scrubbase'in dashboard'a hiç alakanız olmadı. Orayı sadece bir PostgreSQL DB'si olarak da kullanabilirsiniz ki çoğu arkadaşım var öyle kullanan. Bunun için de storage, edge function ve real time based core feature'ları diyebiliriz. Storage de aslında bildiğimiz AWS'teki S3 backup dediğimiz şey. Bunun içerisinde işte dosyaları server edebildiğimiz CDN mantığında çalışan bir altyapı. Scrubbase'le beraber bunun işte içerisindeki yönetimi daha user friendly hale gelip işte cloud'dan ziyade AWS bilmeden ve basit şekilde bucket'ı yönetip bunun içerisinde kodla implemente etmeye yardımcı oluyor. Edge functions dediğimiz kısım da aslında şey cloud edge functions dediğimiz arka planda deneyimle çalışan ve sizin TypeScript ve JavaScript'le yazıp bunları anlayabildiğiniz bir ortam. Real-time dediğim şey de şu aslında, yine mimaride bahsedecek olduğum Scrubbase üzerindeki DB üzerindeki değişiklikleri WebSocket'le client'e iletme fonksiyonelitesi. Onun dışında client-to-client'ta
da aynı şekilde client'ların bilgileri real-time WebSocket üzerinden haberleşmesini sağlıyor. Normalde belki yapanınız vardır. WebSocket gerçekten uğraşması zor, biraz chat trafiğiyle developerlara böyle zor günler yaşatan teknolojilerden bir tanesi bence. En azından benim için öyle. Snowbase bunu bayağı kendi kolaylaştırıp JavaScript kütüphanesiyle beraber hızlıca bunu kullanmamıza bize yardımcı oluyor. Dediğim gibi tekrardan Snowbase'in official olarak JavaScript ve Flutter şeyi var, kütüphanesi var. Onları kullanarak hızlı uygulama geliştirebiliyorsunuz. Community'nin de geliştirdiği Python, C Sharp, Swift ve Kotlin kütüphaneleri de mevcut. Ben geçenlerde bir projemde hatta C Sharp şeyini kullandım. Biraz kullanışı biraz garip geliyor dinamik yapısından kaynaklı. Query bir kısmı biraz enteresan ama gün sonunda baktığımız zaman işimizi gördüğü için bir sorun yok diyebilirim. Next.js ve React gibi modern frameworklerle uyumu çok iyi. Ben geçtiğimiz projelerde React'la da yani normal Vite projesinde, Create React projesinde, Next.js projesinde aynı şekilde kullandım. Next.js projesinde özellikle Next.js'in 13'le beraber gelen server-side komponentlerle beraber çok daha güzel bir hale alıyor. Snowbase'i komponent içerisinde query'sini atıp, fetch edip, ondan sonra direkt hiç başka bir işlem yapmadan dinamik olarak server üzerinde bu çağrıyı yapıp sayfayı server'da render ettirebiliyoruz. Bu da bize sağlayan güzel yerlerinden bir tanesi. FreeTeam seçeneğinden bahsetmiştim. Onu dashboard'ta da gösteririm. FreeTeam seçeneği çok 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 iyi. Yani benim bu zamana kadar gördüğüm en cömert şeylerden bir tanesi. FreeTeam'lardan bir tanesi. Hatta burada biraz fiyat konuşmak gerekirse şöyle bir şey var. Askore'nin duyan var mı içinizde? Soru-cevap platformu anonim. Evet, bir kişi, iki kişi, üç kişi. Tamam, süper. Orada mesela şöyle. Günlük 3-4 bin kullanıcı unik kullanıcı geliyordu. Belli bir böyle bir trafik vardı. Burada free tier'in bir üstü olan pro planda aylık $25 ben Snowbase'in çok daha yüksek kaynaklarını kullanabildim ki $25'lık şeyi zaten dolduramıyordum, öyle diyeyim. Ki orada da mesela mesaj sayıları fazla sürekli işte sorular cevaplar geldi çünkü hızlı artan bir veri de vardı. O anlamda Snowbase beni hiçbir zaman ütmedi. O yüzden kullanma sebeplerinden de bir tanesi bu. Hatta çoğu product için daha hazır kullanılan uygulamanın için bile free tier bence yeterli olacaktır. GraphQL ve REST API kullanılmış şekilde dediğim gibi Snowbase arkasında PostgreSQL barındırıyor ve belli başlı tool'larla bu PostgreSQL veri tabanını REST ve GraphQL olarak dışarıya expose edebiliyor. Bu ne demek? Evet, bizim JavaScript kütüphanemiz var ama diyelim ki ben JavaScript kütüphanesi kullanamıyorum bir şekilde. Web servisi çağrısı yaparak da Snowbase'in query'lerini REST request'lerle beraber data fetch işlemlerini veya işte basic kurut işlemlerini hemen hemen çoğu şeyi yapabiliyorum. Ki zaten aslında baktığımız zaman JavaScript ve Flutter kütüphanesinin de onların da yaptığı şeyin arka planında şu aslında. Gene REST'le haberleşiyorlar. Sadece o kullandığımız paketi query etme şekliyle beraber kendi arka planda bunun bir REST isteğini oluşturup o REST isteğini atarak cevabı bekliyor. Sadece bunu biraz daha kolaylaştırıyor. Tekrardan bir fetch API ile beraber atıyorum. Bir istek yapmaya gerek kalmadan. Kod ağzını sheet dediğimizde kısımda aslında zaten Snowbase'in tamamı diyebilirim. Bakayım gözüküyor mu burada? Evet, sorun yok sanırım. Emin değilim bu ekran görüntüsünde gözükecek mi diye ama temel anlamda gözüküyor gibi. Mimarisi şu şekilde, en altta başlayacak olursak altta bir PostgreSQL veri tabanı var bahsettiğim gibi. Onun dışında GoTrue var. GoTrue dediğim bir şey aslında open source bir user management sistemi Go'ya yazılmış. Bu authentication kısımları için de aslında bakıldığı zaman bu GoTrue paketini kullanmış Snowbase ve gerçekten güzel çalışıyor bu arada. Hem sosyal medya entegrasyonu hem magic link işte sadece atıyorum e-mail şifre giriş, telefonla giriş kısımlarını denedim. Gerçekten iki satır kodla ki birazdan göstereceğim. Birçok işlemi yapabiliyorsunuz. Ve bununla beraber onun içerisindeki atıyorum işte local storage veya session yönetimini çoğu zaman yönetmeniz gerekmiyor. Çok böyle unique case'i düşünmezsek. Postgres dediğimiz kısım da aslında PostgreSQL'deki tabloları REST API olarak açan paketin ismi. Kısaca böyle özetleyebiliriz. Real-time dediğimiz kısım Snowbase'in kendi geliştirdiği WebSocket'e olan kısım. Storage kısmı aslında yine üzerine Snowbase kendi bir şeyler yazdığı için Snowbase'e özel ama arka planda yine
dediğim gibi AWS S3 bucketları kullanarak işlemler yapıyor. PG meta dediğimiz kısım aslında DB üzerindeki native database üzerindeki işte bu row yönetimi tarzındaki aslında DB'nin yönetimini sağlayan paket. Functions dediğimiz kısım da demin de bahsettiğim gibi arka planda deneyle çalışan ama JavaScript ve TypeScript ile çalıştırabildiğimiz edge function'lar aslında. En üstte de şey olarak API gateway olarak Kong var. Kong da daha önce benim başka projelerde kullandığım bir open source proje. Bu da aslında API gateway'i sağlayıp bu bahsettiğim bütün bu buradaki auto REST, real time hepsini micro frontend olarak düşünelim. Bunların hepsini tek bir yerde bir gateway ile sanallaştırarak toplamayı sağlıyor. Ve aynı şekilde de bunların üzerine işte belli başlı kuralları en önde koymamıza yardımcı oluyor. Şeye geçmeden önce, authentication'a geçmeden önce biraz aslında Supabase arayüzünü göstermek istiyorum. Şimdi böyle minik minik kodlara gireceğim ama Supabase arayüzünde temel olarak neler var, neleri yapabiliyoruz. Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Bu proje benim 2,5'da bir workshop'ım olacak. 2,5'da bir workshop'ı anlatacağım proje. Oraya da beklerim merak edenler için. Onun dışında ben sadece basit olarak şeyden bahsedeceğim. Ekran yerine mi? Okey. Burada temel metrikleri görebiliyoruz ana sayfada. İşte projede database ne kadar request gitmiş, o ne kadar authentication request'e gelmiş vesaire. Burada dokümantasyon linkleri var. Temel olarak böyle bahsedebiliriz. Table vector kısmında burada aslında baktığımız zaman işte yeni bir table oluşturup table'a isim verip hızlıca buradan şey yapabiliyoruz. İşte table adı bu olsun, description bu olsun. İşte şu kolonları ekleyelim dediğimiz zaman aslında normalde query yazmamız gereken şeyi veya bir SQL editörde yapmamız gereken şeyi buradan hızlıca yapabiliyoruz. Burada ekstradan dikkat çekmek istediğim şey şu. Supabase'in en önemli noktalarından bir tanesi de Role Level Security, RLS dediğimiz kısım. Bu RLS'in mantığı şöyle, birazdan ilerleyen kısımlarda belki mantıklı olacak ama önden anlatayım. Supabase'i bize bağlanmamız için ona aslında bir tane, bize bir tane şey veriyor. Project URL'i, aslında projenin host edildiği API adresi gibi düşünebiliriz. Bir de Alone Key veriyor, yani Anonymous Key diye kısaltılmış hali. Burada şu... Biz role level security kapattığımız noktada herhangi birisi bizim veri tabanımıza her türlü işlemi yapabilecek hale geliyor. Bu aslında bakıldığı zaman production'da istemediğimiz şey değil mi? Yani birisi atıyorum benim kullanıcı adımı benden izinsiz girip update edebilir veya işte benim banka detaylarımı görebilir veya TC kimlik numaramı görebilir tutuyorsam bir şekilde bir yerde. Bunu istemediğimiz bir şey olduğu için bu role level security'yi kullanmadan olmaz diyebilirim. En azından kendinizce böyle bir to-do app tarzında böyle bir şeyler yapmıyorsanız, hani son kullanıcının olduğu bir şey varsa kesinlikle kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu role security'de de şu şekilde policy'ler oluyor. O policy'lerden biraz bahsedeyim. Mesela benim to-do tablosu için oluşturduğum policy'ler var. Bu policy'lerden bir tanesine örnek olacak olursak, şu new policy deyip onun üzerinde örnek gidelim. Mesela burada boilerplate olan, kızıl başlangıç olan şeyler var. Yazılar okunuyor mu? Biraz büyütebilirim. Daha iyi oldu sanırım. Burada mesela bu şu anlama geliyor. Diyor ki işte to-do's tablosu için, public to-do's tablosu için true. Bu şu anlama geliyor. Herkes bu tabloda select yetkisine sahiptir. Kim olursa olsun. Burada mesela aynı şekilde de insert için diyor ki sadece authenticated user'lar, sadece login olmuş kullanıcılar insert yapabilir. Burada da şöyle, e-mail'e benim bir kolonumdaki e-mail adresine eşit olanlar sadece update işlemi yapabilir. Ne demek bu? Diyelim ki tabloya geri dönelim. Benim to-do tablomda bir tane e-mail diye bir kolon var. Ve aynı şekilde JWT tokenının içerisinde bir e-mail alanı var. Bu e-mailler match olduğu sürece sadece update işlemi yapabilsin anlamına geliyor. Bu şekilde bir koruma sağlıyor. Bu e-mail de olabilir. Aynı şekilde en çok genel kullanımı şey, user ID kullanımı. Bu tablolarda genellikle bir user ID olduğu için mesela diyelim ki sadece authenticated user'lar buraya insert yapabilir dediğimiz zaman bu sefer de şey oluyor. Diyelim ki o insert yapan kullanıcı bilgisine tablo tutuyoruz. Bu tablo tuttuktan sonra diyoruz ki sadece bu kullanıcı bunu güncelleyebilir, sadece bu kullanıcı bunu silebilir ve atıyorum bunu bir öteye taşıyıp sadece kullanıcı kendi eklediği şeyleri görebilir. Dediğimiz zaman aslında bu şeye bir örnek olmuş oluyor. Diyelim ki mesajlaşma uygulaması, chat uygulaması. Kullanıcı sadece kendi gönderdiği mesajları listeleyebilir, güncelleyebilir, silebilir. Dediğimiz zaman bunu şey yapıyoruz.
örnek verebilirim. Temel olarak burası tablo yapısı böyle. Burada SQL editör kısmı var. Burada direkt kendiniz şey yapabiliyorsunuz. PostgreSQL üzerinde script çalıştırıyormuş gibi burada direkt PostgreSQL script'ini çalıştırabiliyorsunuz. Sıfır limit. Onun dışında burada template'ler var. Bu template'lerde de ve quickstart'larda şeyler var. Hazırlanmış Sumabase tarafından kullanılabileceğini düşündüğünüz şeyleri, script'leri burada daha önce hazırlamışlar. Bunlardan bir tanesi User Management Starter. Bu User Management Starter benim bir projeye başladığım zaman ilk yaptığım şey aslında. Çünkü buradaki göreceğiniz aslında şeyler, query'lerin hepsi PostgreSQL query'leri. Burada şeye özel, Sumabase'e özel bir şey yok aslında, demek istediğim şey o. Burada yaptığı şey de bir profil tablosu oluşturuyor. Profil tablosuna role level security ekliyor. Ondan sonra işte profil herkes için görülebilir. Sadece kendi profiline update edilebilir vesaire gibi. Bir boilerplate script ve o script sonrasında aslında bakıldığı zaman şuradaki şey oluşuyor. Profil tablosu oluşuyor diyebilirim. Buradaki script çalıştırma kısmı o şekilde. Database'den bahsedelim. Burada direkt table'lara görebiliyoruz. Bu table'lara yazılmış olan mesela trigger'ları görebiliyoruz. PostgreSQL'de kendi yapabildiğimizi bildiğiniz gibi işte burada DB özel function'lar yazabiliyoruz. Roller tanımlayabiliyoruz. Bu rollere göre atıyorum role'un security, bu rollere göre access verebiliyoruz. Atıyorum admin kullanıcı için bir şey yaptığımız zaman buradaki rollere göre karar veriyoruz. Webhook tarafı var. Webhook tarafını kullanmadım. Ama burası da aslında şöyle bir olarak düşünebiliriz Webhook tarafını. Diyelim ki bir ödeme entegrasyonunuz var ve Webhook'la haberleşiyor. Veya siz Webhook'la haber vermek istiyorsunuz. Burası burada da aynı şekilde o entegrasyonu şey yapabilirsiniz. Ya mesela diyelim ki ödeme entegrasyonu Webhook'la haberleşiyor ve çağırttığınız Webhook buradaki bir fonksiyonu çağırıp o da başka bir hook oluşturabilir tarzda böyle akışlar kurulabiliyor. Biraz karışık anlattım ama. Webhook'un kullanımında o şekilde bahsedebiliriz. Backup'lar ve migration'lar var aslında. Free planda backup yok. Maalesef. O kadar da ücretsiz değil diyoruz Sumabase abimiz. Migration tarafında da şöyle. Sumabase'in kendi CLI ile beraber migration tutabiliyoruz projelerde. Ben bir kere kullandım. Çok kullanım hoşuma gitmedi. Ondan sonra bıraktım biraz baş ağrısı olduğu için. Ama yani sevmediğim bir yana diyebilirim. Orada Sumabase CLI ile beraber şey yapılabiliyor işte. DB değişikliklerini chain set olarak tutup işte bunların her biri için bir migration oluşturuyor. İşte bir migration'da bir tane tablo eklenmiş, bir tane kolon güncellenmiş, root olan silinmiş şeklinde migration'lar tutuyor. O migration'ları çalıştırdığınız zaman en son DB'nizi şu an canlıdaki haline elde ediyorsunuz gibi düşünün. Aslında kullanışlı bir şey ama kurulumu ve kullanımı olarak biraz zor geldi bana. O yüzden tercih etmedim. Ama mesela production'da atıyorum hem staging hem production farklı projeleri olan insanlar için olmazsa olmaz diyebilirim. Çünkü iki farklı proje arasındaki şemaları birbirine eşit tutabilmek için. Orada şu şekilde kurgular kullanılabiliyor. Mesela diyeyim, normalde development ortamında bizim nasıl var? İşte staging ortamında geliştirmeyi yapıyoruz. Diyelim ki bir tablo ekledik. Migration dosyalarını da projenin içerisinde tuttuk. Orada CI/CD ile beraber aslında şöyle şeyler yapabiliyor. Tamam, biz bunları ne production'a çıkacağız. İşte master'a veya main'e merge'ledik. Bunu merge'lediğimiz zaman git buradaki migration script'lerini çalıştır. O anda gidip daha uygulama canlıya çıkarken o script'leri oluşturup projeyi canlıya al diyebiliyoruz. Böyle bir otonomla beraber mantıklı bir hale gelebilir migration kullanmak ama çoğu senaryoda sizin işinize böyle bir şey lazım değilse tabii buna da çok efor sağlamaya gerek yok diye düşünüyorum. Authentication kısmı şöyle. Burada policy'ler var, email template'leri vesaire var. Bunu burada da aslında sitemizde login olan kullanıcıların İşte e-mail adreslerini ve hangi yöntemle login olduklarını vesaire görebiliyorsunuz. User ID'lerini görüyorsunuz. Policy kısımlarında da zaten daha önce bahsettiğim table'daki policy'ler. Provider dediğim şey, birazdan sunumda da ekranda bahsedeceğim. Sumabase bunların hepsine entegre olabiliyor. Ve entegre olmasını gerçekten 5 dakika 10 dakika sürüyor. Yani ben bir Gmail ile login yapmaya çalıştığım zaman test ortamından bahsediyorum. Production'a geçiş süreçleri biraz daha sancılı çünkü. İşte direkt Google Cloud'a gidip bana EM için bir tane script ve ID ver dediğim zaman onları buraya yapıştırdığım zaman direkt 2 dakikada entegre olmuş oluyor.
Tabii ondan sonra Google'un kendi production ready olması için belli başlı kuralları var. İşte buton böyle olmalı, işte user agreement'ın olmalı, privacy policy olmalı vesaire gibi. Onlar biraz uğraştırıyor ama development için çok kısa diyebilirim. E-mail template'i de şöyle, işte kullanıcım sign up olduğu zaman, kayıt olduğu zaman şöyle bir template'i mail at. İşte bir user invite ettiği zaman böyle mail at, meclik gönderdiği zaman şöyle bir mail at tarzında şeyleri burada oluşturabiliyoruz. Bunu direkt şey yapabilirsiniz mesela, diyelim ki e-mail template'i var elimizde HTML'le yazılmış. Direkt o template'i kendi branding ilginizle beraber bunu içeri koyup sadece buradaki dinamik kısımları kendiniz değiştirip, atıyorum confirmation URL gibi kendinize özel şeyleri iletebiliyorsunuz. Ayrıca bu Spabase'in verdiği SMTP şeyi, siz kendi SMTP serverınız varsa kendi SMTP server üzerinden de mail attırtabiliyorsunuz. Veya işte atıyorum Google'ın kendi ücretsiz SMTP şeyi var, desteği var mesela. Kendi Google mail adresinizden de mail attırtabilirsiniz. Ama ben yakın zamanda şeyi keşfettim, Resend'i keşfettim, bayağı güzel. Resend üzerinden mail atmanızı tavsiye ederim. Spabase'i kullanmayın, Resend'den kendiniz mail attırın bence. Mail atması hem çok kolay, hem çok customize edilebiliyor vesaire. Onu da araya bir deep reklam geçeyim. Diğerleri zaten benzer şeyler. Burada URL configuration kısmı var. Bu URL configuration kısmı şu. Mesela diyelim ki siz kullanıcıda mail gitti. Bu mail gittikten sonraki sitenize döndüğü URL adresi ne olmalı? Geliştirme yapıldığı zaman localhost 3000. Onda sıkıntı yok. Bu maillerdeki aslında host kısmını belirliyor baktığınız zaman. Development moddayken burayı İşte atıyorum kendi lokalize yapabilip canlıya çıktıktan sonra web sitesini URL'ini burada kullanabilirsiniz. Burada redirected URL kısmında olabilecek tüm redirect alabileceğiniz URL'leri de aynı şekilde burada tanımlayabiliyorsunuz. Storage kısmı çok detaylı inmeyeceğim. Sadece bir göstereceğim. Burada benim o user mail'in startından dolayı aldığım template'de bir avatar diye bir bucket oluşturuyor. Aslında S3 bucket dediğimiz kısım bu. Buraya manuel olarak siz gidip dosyanızı yükleyebilirsiniz. Dosyanızı yüklediğiniz anda elinizde bir CDN olmuş oluyor aslında. Bu CDN'e bağlı bir bucket'la bir bucket'ın içindeki bir resim olmuş oluyor. Bununla beraber aslında ne şuraya almış oluyoruz. İşte CDN'e bağlı işte cache'leme özelliklerini kazanmış oluyoruz. Ki çok büyük bir avantajı var. Bunlara özel polisler tanımlayabiliyoruz ama çok girmeyeceğim. Biraz daha sonradan ihtiyaç halinde olan şeyler. Her şeyde böyle bir seferde söylemek istemiyorum. Avatar kısmında dediğimiz gibi burada işte atıyorum profil resimlerinizi şey yapabilirsiniz, saklayabilirsiniz istediğiniz formatta. Edge Functions kısmı da birazdan karışık ama burada da bir Edge Function oluşturma ve onu çağırma hakkında bir örnek var. Edge Function ise o yüzden şu an çok girmeyeceğim. Burada report kısmı var. Report'ta işte API çağrıları burada oluşturmak gerekiyor gerçi. İşte veri tabanına bağlı reportlar, şeyler. Gerçi o log kısımlarında vardı. Pardon. Report kısmı şeyle alakalıydı. Mesela log kısımlarında da şöyle. İşte sisteme gelen loglar ne? Gerçeğe geri geldi reporta. İşte database sayısı 512 megabaytmış. Ben 75 megabaytını kullanmışım gibi. Aslında böyle metrikleri veriyor diyebiliriz. Loglama kısımları için de şöyle. İşte benim son 24 saatte aldığım logları mesela çalıştıran bir şey. Son 5 tane log getiren bir şey olması lazım. Evet. En son böyle bir logları kullanmışım. Bu şey anlamında iyi oluyor. Mesela diyelim ki production'da bir hata alıyorsunuz sürekli. Client'ınızdan şikayetler geliyor. Ben nerelerden doğru hata alıyorum? Ha işte atıyorum to-do tablona sorgu yapılırken filtrelemede bir şey, element undefined geliyor. Bunu sen atıyorum kodlarken göremedin ama işte loglardan görüp ha demek ki burada bir bug var deyip bu logları takip ederek bunu fixleyebiliyorsun. O anlamda burası kullanım olarak bayağı iyi diyebilirim. Aşağıdaki kısımlara girmeyeceğim. Şu Project Settings kısmında şey var bizim için de önemli olan. Database kısmında. API'de mi? API'de evet. Bunu da aslında workshop'ta kullanacağız. Orada çok derine girmeyeceğim. Asıl benim bahsettiğim şey, yani sunumun ilk başta bahsettiğim şey de projenin URL'i dediğimiz kısım bu. Ve anon key dediğimiz aslında public olan bir key. Yani bu bir secret değil. Bunlarla beraber client'e erişebiliyoruz. Spabase client'e erişebiliyoruz. Sadece public kısımlarına. Ve
role level security'ye uymak zorunda diye belirteyim. Burada secret role diye ayrıca bir şey var, key var. Bu key de şuna işe yarıyor. Diyelim ki sizin bir backend servisiniz var ve backend servisinde role level security'ye takılmak istemiyorsunuz. Çünkü atıyorum bir batch bir olay çalıştıracaksınız ve elinizde user yok o anda. Servis seviyesinde bir şeyler çalıştırmanız gerekiyor. Buradaki service role key de aslında tamamen size admin access veriyor ve bununla beraber de o role level security'nin hepsini ezip senin sabloya erişip, senin sabloda her şeyi yaptırtabiliyorsunuz aslında. O yüzden burada kırmızı kızını göstermişler secret şey yapın diye. Bunu gidip de GitHub repository'e koymayın. Yani özetle bu. JWT settings dediğimiz kısımlar. Burası biraz da konfigürasyon kısımlar. İşte en fazla bin tane voltage alınabilir vesaire. Tamam, sunuma gelelim o zaman. Buraya kadar bir soru soran var mı bu arada? Ben biraz hızlı anlatıyorum gibi hissediyorum. Sorunuz varsa bölmekten çekinmeyin, el kaldığını şey yapın. Normal, arkadaş friendly, her şey böyle. Arkadaş friendly değil de friendly gibi oldu. Okey, şeyden bahsettim, authentication'dan bahsetmiştik. Burada şöyle, ben iki ekranda da şeyin örneği verdim. Üstteki Magic Link, alttaki de aslında Solution Login'i bir örnek. Magic Link'te sadece işte kullanıcıya bir e-mail verdiğinizde ve e-mail redirect to diye bir URL verdiğinizde bu fonksiyonu çalıştırdığım zaman bu kullanıcıya mail gidiyor. Login olmak istiyor musun diye. Maildeki linke tıkladığınız zaman da e-mail, ben ısrarla e-mail diyorum bunu. E-mail redirect'daki adrese girip aslında sizin sayfanızı açıyor. Yani bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Uygulamanızın, atıyorum, landing page gibi düşünebilirsiniz. Sign in with OAuth kısmında da şöyle provider var. Provider'lar işte birazdan diğer ekranda göstereceğim. Bunu keşke ben publisher'da yapsam. Evet. Daha güzel olur böyle. Burada işte Google, GitHub, işte Discord gibi farklı providerlarla beraber onların kiyle tanımladığınız sürece onlarla login olabiliyorsunuz. Bu nasıl işliyor? Bunu atıyorum providerlara farklı oluşumlar tanımlanabiliyor. İşte Google'un kendi ekstra istediği şeyler olabiliyor. O kısım dinamik aslında, şuradaki query params dediğimiz kısım. Onları provider bazında farklı istedik terletmeniz gerekebiliyor. Ama en basic anlamda sadece provider Google değil bile kullanabiliyorsunuz. Öyle diyeyim. Bu fonksiyon çağrıldığı zaman gidip Google'un login ekranı açılıyor. Orada işte Google hesabınızı seçiyorsunuz. Orada bir sizin istediğiniz izinler varsa işte bu web sitesi sizin profil bilginize erişmek istiyor, resim bilginize erişmek istiyor vesaire gibi aslında claimleri onaylıyorsunuz. Claimleri onayladıktan sonra da sizin gene Google'un kendi içerisinde tanımlanmış olduğunuz redirect URL'e Google kendisi gelmiş oluyor. Bunu da atıyorum. Yine uygulamalı landing page olarak düşünebiliriz. Ondan sonra Google ID datayı, metadata'yı aslında elinize size sunmuş oluyor ve uygulamanızı kullanabiliyorsunuz. E-mail işlemin tek farklılığı üsttekinin aslında password eklenmiş hali. Fonda benzer şekilde. Bir de kurumsal SSO kısmı var. Onu kısım kullanmadım ama diyelim ki kurumunuzun kendine ürettiği bir SSO yapısı varsa o SSO adresi ve bilgiyle beraber de kendi kurumsal SSO'nuza entegre olabiliyorsunuz. Yani kurumsal firmalar için güzel bir feature değil de kurumsal firmalar Solaris kullanırlarına emin değilim. O konuda biraz şüphe olabilirler. Evet. Cool dediğimiz kısımlar orası. Buradakilerin hepsine entegre olabiliyor. Gerçekten 5 ya da 10 dakika içerisinde entegre olup kullanabiliyorsunuz. Evet, JavaScript library'sinden biraz bahsedeceğim. Bunun projede bahsetmiş olduğum Scobase'in kendi URL ve alan key'ini aslında burada kullanıyoruz. Bu gördüğünüz minicik kod bloğunda aslında Scobase'e bağladığımız bir client oluşturuyoruz. Üstten yukarı başlarsak işte create client dediğimiz Scobase'in kendi paketi. Database dediğimizde şöyle bir yakışıklı özelliği var bu şeyin, Scobase'in. Elinizde bir veri tabanı var ve veri tabanı şeması belli aslında. Bu şema ile beraber veri tabanının bütün şemasını bir TypeScript objesi olarak dışarıya oluşturtabiliyoruz. Bunu oluşturduğumuz zaman da aslında bizim query'lerimizde komple type safety gelmiş oluyor. Atıyorum ben bir tabloyu select etmek istediğim zaman işte control space yaptığım zaman olan bütün tablolar geliyor veya işte bir kolonları seçtirmeye çalıştığım zaman bir kolonlar var. Onu görebiliyorum veya işte bir data seçtiğim zaman o gelen datanın ne olduğunu, ne tipte bir data olduğunu görebiliyorum ki TypeScript ile proje yazıldığı zaman olmazsa olmaz bir şey bence. Çünkü bu yüzden TypeScript yazıyoruz. Create client deyip Scobase'i öğrenme ve anon key'i verdiğimiz zaman buradaki Scobase objesi direkt bizim artık Scobase'in JavaScript paketini kullanabileceğimiz bir client objesi olmuş oluyor diyelim.
En basit özelliklerden başlayacağım. Kurulumdan başlayacağım. Biraz böyle kod örneklerinden gidiyorum. Çünkü anlattığım şey biraz daha böyle kodlamaya yakın olduğu için çok böyle hikayeli şeylere çok böyle uykunuza getirmek istemiyorum. Ben de yazılımcı olarak böyle kod görmek istiyorum yani bir teknik bir şey olduğu zaman. Bana kod gösterin abi onunla daha iyi haberleşiyoruz falan diye. Burada mesela şey var, relation query dediğin kısım üstteki örnek aslında. Bakıldığı zaman burada yapmaya çalıştığı şey çoğumuzun okuyabildiği aslında. Select from, select equal. Yani ne yapıyor? Cities tablosunu select ediyor. Select ederken cities'deki name adını alıyor, kolonunu alıyor. Bir de countries tablosunu joinliyor. Yani bu city'nin bağlı olduğu ülkeyi joinlemiş oluyor. Burada aslında bir yaptığı şey select'teki yaptığı şey bir inner join. Bunu yaptıktan sonra diyor ki joinlediği şeydeki, objedeki name'i Estonya'ya eşit olanları bana getir diyor. Yani bunu atmış oluyor. Estonya'daki sitelerin hepsinin adlarını listeleyen bir kod biliyor olmuş oluyor. Buradan bakıldığı zaman kolay. Yani çok basit bir join de güzel olabiliyor ama 4-5 tane tabloyla birbiriyle ilişki yaptırıp onların farklı kolonlarını aldıktığınız zaman biraz baş ağrısı olabiliyor. Çünkü işte indent olmuyor, bir yerde parantez kaçırıyorsun, data gelmiyor falan filan. Buralar biraz şeyde böyle hani çok da ilişkili yapacağınız bir şey varsa bunu kullanmayın derim. Yani basit şeylerde bu var ama ben mesela baktım işin içinden çıkamayacağım kadar bir context query haline geldiği zaman bir view oluşturuyorum. Yani normal bildiğiniz PostgreSQL view oluşturup o view'i direkt from'da o view'in ismini vererek oradan data fetch işlemi yapıyorum. Filter ve update dediğimiz kısım da aslında şu. Country tablosundaki name'i Austria olarak güncelle, ID'si 1 olan ondan sonra select. Select demediğimiz sürece geriye bir data dönmüyor. Select dediğimiz zaman da geriye bu datayı dönüyor. Geriye dönmesi gereken data atıyorum single şey olması gerektiği zaman select yerine single diyoruz. Belki single olabilir dediğimiz zaman maybe single diye bir şey var. Onu yapmışlar çok enteresandır. Belki single ama belki değil. Neden öyle bir şey var onu da bilmiyorum. Ama temel olarak kullanımı böyle bahsedebilirim. Evet, real time. Real time başta kulağa çok güzel gelen ama kullanınca böyle biraz insanın canını sıkmaya doğru giden şeylerden bir tanesi benim deneyimim. Bir projemde kullanıyordum. Bayağı böyle, tabii o zaman Supabase'i de çok iyi bilmiyordum. React tecrübem de biraz fazla yoktu. Bayağı bir challenge yaşamıştım burada ama gözünüzü korkmasın. Aslında o kadar zor değil. DB eventlerini burada mesela en üstteki kod bloğunda şunu anlatmaya çalışıyor bize şair. Herhangi bir kanaldan country tablosuna insert geldiği zaman bana bir event, bu gelen insert edilen eventi dinle anlamına geliyor ve dinledikten sonraki o handle record inserted fonksiyonu çalıştır şeklinde bir kod bloğu var burada aslında. Bu ne demek? Bunun en güzel örneği şu, biraz böyle anlatıcı havada kalıyor ama diyelim ki işte bir mesajlaşma uygulamanız var. Diyelim ki işte A kişisiyle B kişisi arasında mesajlaşıyorsunuz. Orada o iki kişi arasındaki mesajı dinleyen o channel name'in yerine, any yerine sizin kendi bildiğiniz bir identifier konulabilir. Mesela ne gibi? Diyelim ki birinci kullanıcının ID'si 1, diyelim ki 2. İşte chat 2.1-2 diye bir kanal verdiğiniz zaman aslında ikinizin konuşması sırasında aynı şey olacağı için tabii büyükten küçüğe sıralamak lazım yani küçükten büyüğe. Yoksa farklı kanal içindir olur. Kendi aranızdaki sadece insertleri dinleyip onunla beraber ha o bana bir mesaj attı, insert geldiği anda direkt benim ekranımda da gözüksün. Sayfayı refresh etmeme gerek kalmadan. Aslında temel anlamda bunu sağlıyor. Delete de aynı şekilde mesela size bir mesaj gönderdi ama yanlışlıkla işte dayısına gönderecekti. Hemen silmem lazım şeklinde olan kısmı da burada dinleyip yapıyor. Altıncı kısımda client broadcast dediğimiz kısım. Bunlar web soketler bu arada. Gene gün sonunda. Bu client broadcast dediğimiz şeyde kısım örneğini ben yukarıda Figma diye yazdım. Çünkü şey Figma'da birçoğunuz görmüşsünüzdür. İşte herkes mouse'unu hareket ettirdiği zaman işte kimin mouse'u nerede, nerede çalışıyor, hangi işe bakıyor falan bunları görebiliyorsunuz. Hatta bunlar bir veri tabanında proses edilmeden sadece client'ların birbiri arasında haberleşmesini sağlayan bir real-time haberleşme şekli. Bunu da Supabase aynı şekilde buradaki yöntemle işte cursor position'da hatta event şey olarak bunu listen edebiliyoruz. Belli bir subscribe olan kullanıcılara atıyorum. Birisi bu sayfaya girdiği zaman subscribe oldu. Ondan sonra subscribe olan kullanıcının eventlerini, diğerlerini dinlet. Sen de aynı şekilde diğerlerinin eventlerini dinle şeklinde bir havuz oluşturmuş oluyor aslında.
Burada da altta da Spider-Man'in büyük ihtimal sevgilisiyle çetleşmesini görebilirsiniz. Bu chat uygulamasına istinaden. Evet. Storage'den bahsettik. Storage'ın arayüzünü gösterdim zaten şeyde bir önceki Spider-Man'i tanıtırken. Burada aslında yaptığımız şey şu, yine Avatars'tan bahsedeceğim. İşte Avatars storage'ına şu dosyayı öyle şeklinde, şu dosya dediğimiz kısım aslında Avatar file. Bunun binary olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. Şey yapmanız gerekiyor, diyelim ki işte input'tan bir dosya okudunuz. O okuduğunuz dosyanın binary halini oraya parametre olarak veriyorsunuz. Public slash avatar 1 dediğimiz kısım da aslında dosyanın ismi olmuş oluyor. Ne yapmış oluyor bu şekilde? Avatar spagatına public slash avatar 1 png diye bir dosya yüklüyor. Avatar file tipinde. Buradaki cache kontrol olayı çok güzel. Dediğim gibi arkada CDN tarzında bir şey çalıştığı için zaten SHBucket'tan kaynaklı. Burada şey diyebiliyoruz. 3600 milisaniyeyle bunu cache'le. Yani ben bu resmi sorguladım. Bana bir yanıt döndü. Döndüğü anda cache'lendi. Başka birisi tekrardan diyelim ki bu kullanıcının profil resmini gördüğü zaman bucket'a gitmeye direkt cache'den cevap ver, hızlı cevap ver şeklinde. Hatta şeyde Ascoli'nden göre bahsedeceğim. Ascoli'nde ben bunu yapmamıştım mesela. Bu sefer şeydi, kullanıcının resimleri acayip şey yiyordu. Cost yiyordu. Orada bir cache'leme yoktu. Hem bunu düzelttim hem de işte Next.js'de böyle bir cache'leme şeyi koydum. Direkt cost sıfıra inmişti orada. Orada çok resim vardı çünkü böyle scroll ettikçe falan. O anlamda cache'leme önemli. Absurd false dediği kısım da şu. True olsaydı şöyle olacaktı. Eğer bu isimde başka bir avatar varsa güncelle yoksa insert et şeklinde çalışacaktı. Oradaki public avatar bir png'ye göre bakıp ilk kontrol edip onu update veya insert edecekti. Evet, Rolling Security'den bahsedeceğim biraz. Evet, Dispatch Saves to Serve and Protect. Rolling Security'nin yaptığı şey tamamen bu. Burada profilden gene örnek verecek olursak. Yine anlatmıştım, hızlıca gene üzerinden geçeyim. Üç şekilde şimdi select using true dediğimiz zaman herkes select için true, yani ne gelirse gelsin herkesin select'ine izin veriyorum anlamına geliyor. Bir alttaki update üzerine kurulan koşum out UID dediğimiz kısım şu, user'ın Spobase'e geldiği token'ın içerisindeki user ID'si aslında. Bu user ID'si benim tablomdaki ID'ye eşit olduğu zaman ben bunun update'ine izin veririm şeklinde oluyor. Bir alttaki biraz daha enteresan, böyle bir case'de ben karşılaşmadım ama neden olmasın şeklinde koymuşlar dokümantasyonlarına da. Only blizzard staff can update leaderboard. Burada şöyle bir şey var, eğer giriş yapan kullanıcının e-mail'e, e-mail'inden sonraki işte son 13 karakteri @blizzard.com'sa izin veriyor tarzında bir şey. Bu şekilde aslında direkt veri tabanı seviyesinde buradaki şeyleri yönetiyor oluyoruz, aksesleri yönetebiliyor oluyoruz. Evet, anlatacaklarım bu kadar. Şimdi soru cevaba geçeceğim. Soru cevaba geçmeden önce buradaki kodla bir çekiliş olacakmış sanırım, yanlış bilmiyorsam. Doğrudur. Bir çekilişiniz var değil mi? Bir kodla alakalı. Evet. Okey. Yanlış şey demeyin ondan sonra. Hani çekilişi vardı diye herkes çıkışta yakalamasın diye. Şimdi soru cevap yapalım. Mümkün olunca çok soru almak istiyorum sizden. Evet. Niye benim sistemi kullanmıyorsunuz? Yani yazılıdan ziyade sözlü olarak da sorabilirsiniz. Arkadaşlar işin esprisi. Buyurun. Evet, doğru. Ya o DB'ye full access olduğu için DB'lik yapılabilir orada. Yani şey gibi... Tabii. Mesela diyelim ki yani... Şimdi şöyle düşünün. Normalde herhangi bir cloud vendor'da aldığınız PostgreSQL'le hiçbir farkı yok. Size zaten bir tane database giriş şifresi oluşturuyorsunuz bir tane. Ona girdikten sonra kendi atıyorum veri tabanı editörüne bağlandığınız zaman full access görebiliyorsunuz her şeyi. Bunu yaptıktan sonra atıyorum şeyi diyebilirsiniz. İşte belli başlı tabloları, benim farklı bir dilim var. Buraya git bu bilgileri senkronla. Bir şekilde belki şey ihtiyacınız vardır. Diyelim ki farklı bir veri tabanla senkronlayıp orada bir data işleyip oradan gelen sonuçları aktaracağınız bir şeyler olabilir belki. Hı-hı.
Yani yapmadım ama yapılmaya da engel olacağını düşünmüyorum. Yani çünkü yani denemedim ama şöyle bir şey var. Olması için bence bir engel yok. Çünkü yani dediğim gibi DB'nin password'u direkt elinin password'u bize ait olduğu için onunla istediğimiz sayfaya yatırabiliriz. Ben mesela başka bir sayfa projemde şey yaptım. Bir tane backend servisi yazdım. Backend servisi yazdığım için de Hangfire vardı. JavaScript'leri kullanmam gerekiyordu. Onu mesela Superbase'in veri tabanına ilişkilendirdim. Kendi farklı şemasında gene şeyde Superbase'in içerisinde geçen bir farklı servis olmuş oldu. Yani bunun mesela şey bu örnek dün aklıma gelmişti. Siz sorunca aklıma geldi. Teşekkürler. Mesela bu şeyi Superbase'in genelde public tarafından kullanılıyor ama diyelim ki sizin farklı servislerinizin farklı şemalar üzerinden Superbase'le halde haberleşebilirsiniz. Bu ne anlamı geliyor? İşte ben demin mesela Hangfire job örneği verdim. İşte mesela o Hangfire'ı çalıştırdığım joblar da benim içerideki kayıtların üzerinden çalışıyor. Tamam. Mesela diyelim ki asenkronlenen bir süreç var. Ve orada bir şekilde hata alındı. Ve ben Superbase'in ön yüzünde bu alınan hataların loglarını göstermek istiyorum. Hangfire'de aldığım jobların loglarını. Oradaki basit bir şekilde view oluşturup gidip public'teki tablolardan ilgili kayıtları okuyup Hangfire'ın şemasından o logları birleştirip kullanıcının önüne işte bir API çağrısı entegrasyon olmadan direkt DB seviyesinde bir output çıkartabilirim. Yani oradaki şey tamamen biraz monolit bir DB'ye doğru gidiyor ama bence çok yani çok büyük bir proje değilse olmasına yanında bir sakınca yok. Teşekkür ederim. Arkadaşlar çok soru bekliyorum sizden. Yapabilirsiniz. Buyurun. Evet. Ya şöyle aslında feature bazına bakıldığı zaman genelde Firebase'e göre feature gap kapatıyorlar. Kendi yoğurtu işleri de var ama bence şöyle büyük bir rakip. Şahsım adına ben şeyi kullanmayı sevmiyorum. Firebase'i kullanmayı seviyorum. Neden? Document DB'yi Firebase üzerinde kullanmayı sevmiyorum. Çünkü çok yönetimimin dışında olduğunu ve çoğu şeyine elimin bulaşamadığını hissettiğim için aslında. Belki de biraz paranoyaklık da olabilir. Belki çoğu zaman o kadar işin diline girmem gerekmeyecek ama rahatlık beni daha çok kullanmaya yetiyor. Bir de ben DB'deki o safety'yi de seviyorum aslında bakıldığı zaman. Firebase'in getirdiği tabii ki de feature olarak daha Firebase'in kullanmadığı Firebase'in yaptığı şeyler var. Biraz daha küçük bir ekip ve biraz open source olduğu için daha yavaş ilerliyor ama gerçekten hızlı zamanda çok fazla şey üzerine koyuyorlar bu arada. Yani bence şimdi şey diye düşünebilirsiniz. Hani neticede bir sürü teknoloji var. Ben hangi teknolojiyi seçmem lazım? Neticede bir teknoloji seçmek ve öğrenmek de bir yatırım. Ben yatırımı bu yöne yaptım. Yani son yaptığım 3 tane freelance işi bakıldığı zaman sadece Superbase üzerinde yaptım ve işte bir ay üzerinde çıkardım, bir buçuk ay üzerinde çıkardım. Dediğim gibi yani backend'imi yaslayıp kesinlikle çıkartamazdım. Ha, bu Firebase'de kullanılabilir. Bence bir sorun yok. Ama Superbase atıyorum şu yönü çok güzel. Diyelim ki ben bir gün sonra Superbase kullanmak istemiyorum. Bir sebepten dolayı. Veya Superbase'in cloud'una bu kadar para ödemek istemiyorum. Superbase open source olduğu için kendi şeyi de var. Self-hosted da olabiliyor. Git AWS'te bir hesap aç. Mevcut Superbase projenin database'ini al. Oraya migrate et. Artık sadece senin manage ettiğin bir Superbase olsun ve kendi kaynaklarını yönet de diyebiliyor. Güzelliklerinden bir tanesi de bu. Firebase'i ben bugün bırakmak istiyorum desen çoğu zaman bırakamayacaktır büyük ihtimalle. Çünkü serverlar feature'lar mesela çok kapalı olduğu için onların eşliğinde bir şey yani kod yazma ihtiyacı çok fazla olacaktır. Ama mesela diyelim ki Superbase'de şöyle bir şey var. Ben de işte Superbase kullanmak istemiyorum. Elimde veri tabanı var, benim de var. Hiçbir şeyi kaybetmiyorum. User'larım da var. Bütün işte user'ların şifresi vesaire her şeyi bende. Encrypted şekilde veri tabanının içinde duruyor bunlar. Ben kendim sıfırdan bir uygulama inşa edeceğim. Bu inşa ettiğim uygulamada da bunları kullanacağım. Ve ben bu Superbase haricinde çok daha farklı bir yere evireceğim de diyebilirsiniz bir aşamadan sonra. Hani bunun güvencesini vermek bence başlangıç için o yüzden güzel oluyor. Soru soran var mı? Yok mu? Tabii tabii. Ha, bir arkadaşlar var bakalım. Yani ben şey paketini kullandım geçtiğimiz hafta. C# paketini kullandım. Yani iş yürüyor.
Ama şey böyle hani gene Jaws'ın kütüphanesindeki o hissiyatı vermedi bana, benim şahsım adına. Yani büyük ihtimal bir sonraki projemde onu kullanmayıp kendim res çağrıları yaparak daha rahat kullanırım. Yani neticede o kütüphanede yaptığı şey aslında git query'yi build et. Ondan sonra res çağrısı yap. Zaten res URL'leri şeyde belli. Spabase'in arayüzünde belli, onu da göstereyim. Şöyle. Mesela diyelim ki bir tabloya tıkladığınız zaman neydi, neredeydi? API docs. Burada mesela bir to-do tablosu için sana bütün şeyleri veriyor. Burada mesela 5 dediğiniz zaman direkt buradaki örneklerini veriyor. İşte API key'i, Spabase key'i. B yazılığı Spabase key'i verdiğin zaman direkt aslında yaptığı şey şu, select ID deyip bir get request yapma. Bunların hepsini zaten kendi backend servisinizde kendiniz bu query'leri yazdığınız zaman, hatta kendi query builder'larınızla yazabilirsiniz. Bence onu kullanması daha kolay olabilir gibi geliyor. Başka bir sorun var mıydı? Ben atladım. Tamam. Sizin bir sorunuz vardı herhalde. Rica ederim. Mümkün. Şöyle, orada zaten elinizde bir Supabase değil de bir PostgreSQL database olduğu için şöyle bir yöntem izlenebilir. Bir sıfırdan bir Supabase projesi oluşturursunuz. Bir elinizde boş bir Supabase projesinin böyle tabanı, diğer elinizde şirketinizin kullandığı. Buradan buraya migration çalıştırırsanız birebir bütün datanız ve şemanız Spabase olmuş olur. Yani orada aslında bir DB migration yapmak gerekir. İşte bütün tabloları al, Spabase'e aktar. Hani veri tabanı seviyesinde, Spabase'in arayüzünü kullanmadan. Tabloları aktardıktan sonra dataları migrate et. Birebir hiçbir şey bozmadan, belki de bozmak da isteyebilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra bütün datalarınız onun içerisinde olabilir. Şey kısmında diyelim ki içeride bir user management kısmı ve işte ona bağlı bir claim'ler varsa orası biraz sıkıntı çıkartabilir. Çünkü Spabase'in kendi user management'ını kullanmak durumundasınız. Onun için de bir migration yapılabilir mi? Belki kod seviyesinde bir migration yapılıp Spabase'in kendi user management'ına aktarıp olabilir. Neticede bakıldığı zaman farklı, işte aynı encryption yöntemleri kullanmıyordur. Şimdi sizin nasıl bir user tarafında akışınız olduğunu bilmiyorum. Sizin user tarafını belli başlı işte scriptlerle beraber Spabase'in anladığı user diline çevirtilebilir. Ama orada dediğimiz gibi data olarak hiç sıkıntı yok. 5 dakikalık iş gerçekten. Ama user management konusundaki şeylerde biraz bir Spabase'in kendi users tablolarına bakıp orayı bir inceleyip kullanıcı kayıtları nasıl tutulmuş, işte orada GoTo paketi kullanıyor, o GoTo paketi bunları nasıl yönetiyor vesaire gibi. Oradan bakıp inceleyip yapmanıza şansınız olur. Ama orası biraz zorlayabilir yani. Rica ederim. Başka yok galiba. Başka yok sanırım. Arkadaşlar teşekkürler. Dediğiniz için. Bu arada 2.5'te de workshop var, hatırlatayım. Çok evet. Teşekkür ederiz bu arada geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Böyle ufak bir hediyemiz var. Abi, çok güzel saklayacağım. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.